Gelişen teknolojiyle birlikte artık hayatın birçok noktasında yapay zeka kullanılıyor. Yapay zeka ile sağlık, endüstri, tarım ve savunma alanında büyük dönüşüm yaşandı. Şu sıralar eğitim ve sanat alanlarında da bilgisayar sistemlerinin kullanımı yaygınlaştı. Yapay zeka, bilgisayarların ve robotların insan zekasının, insan hareketlerini taklit edebilme yeteneği kazanmasıdır. Yapay zekanın birden fazla alt dalı vardır. Makine öğrenmesi, derin öğrenme, görüntü işleme gibi de birçok alt dalı mevcuttur. Yapay zeka günümüzde bayağı bir ilerledi. ChatGPT bayağı popüler oldu. Duydum yani, bayağı viral oldu. Nedir bu uygulama? Bu uygulama bir yazılım. Pek çok şeyi kodlatabildiğiniz, bayağı geliştirilmiş bir yazılım. Arduino kat falan programlatmışlar. Çeşitli denemeler yapıyorlar. Şu an ücretsiz olarak piyasaya sunuldu. Yani şöyle ki, mesela ona benzer kelimeleri veriyorsun. İşte ölüm, mezarlık, işte cenaze vesaire diye. O da yapay zekasından verileri çekip renk, işte tonlama, ışık, doku, yani bu şekilde ayrı resim çıkartıyor. Tam beklediğim gibi olmadı ama güzel sonuçlar verdi yani bazı. İzlediğim bir anime karakterini çizmeye çalıştım. Çizim değil de gerçeğini çizmeye çalıştım ama fazla güzel çıkmamıştı. Bir e-ticaret sitesi üzerinden nasıl para kazanabiliriz ve tarzı o sorular sordum. Ondan sonra yakın zamanda sevgilim doğum günü var. O da ne hediye alabilirim diye sorular sordum. Fakat ama istediğim cevabı alamadım. Genel geçer bilgiler verdi. Dünyada yapay zeka çalışmaları sürüyor. Birçok sektörün ardından şimdi ise akademik ve sanat sektöründe kullanılmaya başladı. Eğitimciler bu duruma heyecanlanırken bir yandan da endişeleniyor. Burada tabii kullanım olarak eğitim alanında birçok istismar da söz konusu. Yurt dışında birçok ülkede ChatGPT robotu yasaklandı. Çünkü öğrencilerin bu ChatGPT aracılığıyla ödevlerini, projelerini hazır şekilde yazdırdıkları tespit edildi. Günümüzde de hızla kitap yazdırma, makale yazdırma gibi olaylar gittikçe artmakta. Bu sebeple nasıl kullanıldığı, ne şekilde kullanıldığı son derece önemli. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor ancak durumdan tedirgin olanlar da var. Nitekim bilim kurgu filmlerinin sonu her zaman güzel bitmiyor. Yapay zeka aslında olumlu kullanılırsa çok iyi bir yere gideceğini düşünüyorum. Ama absürt bir şekilde kullanılırsa cidden çok tehlikeli. Artık insan gücünün yerini robotlar alacağını duydum. Yapay zekalarda bir Terminator senaryosu gerçek olabilir diye düşünüyorum. Herkes şey diyor, tamam çok bilim kurgu filmi izlemişler, okey. Önce bir gelişsin de sonrasında hani ele geçirirse de geçirebilir. Herkesin düşündüğü gibi yapay zeka ne bileyim ilerleyen yıllarda hayatımızı ele geçecek tarzında bir şey olmayacak. Ele geçirmez hocam.